Siz plan yaparken başınızdan geçenlerdir derler. Yani biz her şeyi planladığımızı sanıyoruz ama kader oyununu istediği gibi oynuyor. Ve kendimizi hiç bilmediğimiz bir yerde buluyoruz. Mesela bazen hayat bizi alıp bir kuyunun dibine atıyor. Sonra birden bulutların üzerine çıkarıyor. İşte bu yüzden mucizelere inanmak lazım. En kötü günde bile, burada bittim, çıkış yok dediğiniz anda bile bir mucizenin gelip kapınızı çalacağına inanın. Bunu size mucizeyi gerçekten yaşamış biri olarak söylüyorum. Bu benim hikayem. Çalışmamız var. Bülent Bey ve ortaklarıyla 15 dakika sonra konferans call yapacaksınız. Sponsorluk görüşmesi için sizden haber bekliyorlar. Suyum. Bu ne? Ne Ömer Bey anlamadım. Bu çizimler neden darmadağınık duruyor? İşinize saygınız olsun. Bu arada yengeniz Neriman Hanım akşam 4 kere aradı sizi. Kötü kahve içmeyin. Adam gibi makine koyun artık şuraya. Sinan Bey onaylamadığı için şey yapmıştık. Sinan Bey kahve içmiyor. Bu hafta Milano'ya gideceğim. Bana bilet al. Boş gününüz yok gibi görünüyor. Kalacak mısınız? Kalmayacağım. Sana bir isim vereceğim. Git orayı araştır. Orayı incelemem lazım. Konferans görüşmeniz? Daha 8 dakika var. Neriman Hanım arıyor yine. Bak görüyor musun? Yine açmıyorlar. Ay saygısızlık bu artık. Ay sanki keyfimden arıyorum ben Ömer Bey'imizi. Hiç. Bizi düşürdüğü hale bak. Dedesi kılıklı. Babamın aynısı ya. Boşuna dememişler. Bir ip de iki cambaz oynamaz diye. O yüzden anlaşamıyor bunlar. O yüzden. O ip bizim boynumuzu kesmese bari. Ömer başka inatçı, babam başka inatçı. Birinin elma dediğine öbürü armut diyor. Ya biz bunları nasıl bir araya getireceğiz de başımızın çaresine bakacağız bilemiyorum yani. Ay katranı kaynatsan olur mu hiç şeker? Cinsi batasıca cinsine çeker. Neriman, ben kötü şeyler söylediğim zaman beni onaylama Neriman. Onaylama beni, iyi şeyler söyle içimi aç, onaylama Neriman. Ay bağırma Necmi, bağırma. Bak yine atıyor zaten, sinirim bozuldu. Benim de sinirim bozuldu Neriman, benim de bozuldu. Neriman Hanım, Lucy Bey geldi. Ha. Gülümse biraz, gülümse. Çekil ben açarım, çekil ben açarım, çekil, çekil. Hoş geldiniz babacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Günaydın Türkiye'nin en karizmatik ayakkabı tasarımcısı. Bak bak laflara bak. Günaydın, neşelisin. Akşam Koray'ın doğum gününe gelmedin. Gelseydin sen de neşeli olurdun. Biraz eğleniriz diye düşünmüştüm. Ne yapmayı tercih ettiniz Sayın Ömer İklikçi? Çalışmayı tercih ettim. İşim bitmedi, o yüzden gelemedim. Ay hep iş, hep iş ama sende. Bak bu kadar çalışmak iyi değil. Hayat kaçıyor, kuşlar uçuyor. Yaz geldi, ha? Çalışanım olarak bana bunları söylemen ne kadar doğru? Ay değil mi ama bana da bak ne rahatım. Babacığım bir çay daha ister misiniz? Ay dur ben şey yapayım. Mine! Hay Allah'ım ya bu kadar tembellik olmaz. Mine! Buyurun Neriman Hanım. Neredesin kızım? İlgilensene bizimle. İşin ne senin? Eksik mi var, ne var? Bir baksana. Babacığıma demli bir çay hemen. İstemez kızım, istemez. Kalsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Yani Neriman, hala bir düstur öğrenemedin ya. Ne biçim insanlarsınız? Köleniz mi yanınızda çalışanlar sizin ha? Ay ne biçim hitap ediyorsunuz, utanmıyor musunuz? Ama babacığım yani siz bilmiyorsunuz neler yapıyorlar. Muhabbete dalıyorlar içeride. Sus sus, bana martavan okuma. Bu yaşa geldiniz hala adam olmadınız. İnsanlıktan nasibinizi alamadınız. 6 aydan fazla çalışan yok yanınızda. Neriman haklı baba. Bize neler neler yapıyorlar bir bilseniz. Biz 30 yıllık evliyiz. Bugüne kadar neler gördük? Hakkımızda neler söylüyorlar? Dedikodumuzu yapanı mı ararsın? Paramıza göz dikeni mi ararsın? Kes kes. Paralarına göz dikenmiş. Paranız mı var? İşiniz gücünüz mü var? Allah'ın yiyicileri. Bana bakın. Sadece geliyorum. Köşkü satacağım. Aa, siz nerede kalacaksınız babacığım?
Benim köşkü değil, tepedekine 10 milyon veren var. Ama nereden çıktı baba? Durup dururken olur mu öyle şey? Buenos dias, pasiones. Günaydın. Günaydın. Ne o? Yemiş miyim yazılgıtı? Yok, Sinan Bey. Vay, wow, günaydın. Günaydın. Yasemin geldi mi? Evet, geldi. Katalog çekimimiz şahane olacak Ömer. Kızlarla kaç gündür çalışıyoruz. Şimdi Sinan da gelsin, size düşündüğümüz konsepti anlatayım. Anlat bakalım. Hop! Pardon. Adımı anma, anında damlarıma. Ne haber ortak? İyidir. Yasemin Hanım, yine harika görünüyorsunuz. Tıpkı kusursuz bir tasarım gibi ha. İltifatınız için teşekkür ederim Sinan Beyciğim. Mesajınız alınmıştır. İltifat mı? İltifat falan etmedim. Bu iltifat değil. Bu itiraf. Bir dakika, bir soluktan bir oğlum. Hiç vakit kaybetmiyorsun. Şu İzmir'deki yeni standla alakalı derdimiz var. Yapma ya. Ya. Ya abi bizde nasıl oluyor da İzmir'in en sıkıcı adamıyla çalışıyoruz ya. Hadi konuşalım bari. Yalnız sonra bir şey yiyelim mi ya? Ben sabah kahvaltı da yapmadım. Ölüyorum açlıktan ha. Ben hiçbir yere gidemem. Saat 12'de Neriman yengem gelecek. Neriman Hanım da elini üzerimizden hiç çekmiyor. Aa, bir dakika. Öyle deme. Ömer sever yengesini. Bakma sen onun kaçtığı. Onların ilişkileri biraz öyledir işte. Ne dedim ben size? Ömer'i evlendirin. Çoluk çocuk sahibi olsun. Bir yuva kursun. O köşk sizin. Demedim mi bunu ha? Ay babacığım, bir bilseniz ne kadar uğraşıyorum. Ama kimseyi beğendiremiyorum ki ben bu Ömer'e. Yani uğraşmıyor muyum Necmi? Onaylasana beni Necmi. Tabii Neriman haklı baba. Çok uğraşıyoruz. Yani ama Ömer beğenmiyor. Kimseyi beğendiremiyoruz. Sanırsın paşa torun. Hatavatsız. Pardon baba. Paşa torunuymuş. Amcası yengesi değil misiniz ha? Değil misiniz? Babası annesi de yok. Benimle de konuşmuyor. Bakın, dediğimi iyi dinleyin. Bir yuva kurması lazım. Yoksa gözüm açık gideceğim. Aman baba, nereden çıktı öyle şey? Olur mu? Ağzından yelersin yani. Kes artık, kes. Anladınız mı iyice ne dediğimi ha? Ömer'i baş göz ettiniz, ettiniz. Etmediniz, hepsini satarım. Köşkü de satarım, burayı da satarım, şehirdeki evi de satarım. Hepsini satarım, tamam mı? Neyim varsa zaten ölürsem Ömer'e kalacak. Siz de hava alırsınız. Heh. Acınacak hale düşersiniz. Ay, babacığım, siz hiç merak etmeyin. O iş bende. Güzel adaylar var yani. Halledeceğim ben o işi. Neriman haklı baba ama biraz zamana ihtiyacımız var. Size 6 ay veriyorum, tamam mı? 6 ay içerisinde bu evliliği yaptınız, yaptınız. Yapmadınız, her şey biter. Tam 6 ay. Bir gün bile fazla değil. Ben gidiyorum artık. Siz de bir şeyler yapın. Ne bileyim, çiçekleri falan sulayın. Her gün gebeş gibi oturuyorsunuz, bir halt ettiğiniz yok. Hadi, hadi, hadi. Babacığım ama bir kahve içseydiniz daha nereye hemen? Söylediklerine bak Neriman ya. Söylediklerine bak. Çocuk gibi azar işitmekten bıktım ya. Sanki Ömer Bey evlenmek istiyor, kız beğeniyor da biz evlendirmiyoruz. Ya Feyzullah Bey amcacığım, bir sakin olur musun lütfen? Ya bak, Kiran abim de verememiştir daha ama verir yani. Ya belli ki bir şey olmuş. Dur ben bir işin aslını öğreneyim. Sana da bir su vereyim, sakinleş. Ben anlamam kardeşim, babamın oğlu musunuz? Müsamaha edemem. Ayıp ama ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir ya, tamam. Abi nasıl? Tamam, kaç defa aradım ben onu. Böyle olmuyor ya, çıkır evimden. Aşk olsun yani, kaç yıllık kiracı, nasılsın? Ne çıkması canım, gözünü seveyim. Heh, ağzında söyledim bak, kaç senelik kiracıyız diye. Kaç liralık evi ben size kaç kuruşa veriyorum? Yine de nankörlük. Bak yarın hallettin hallettin, yoksa hemen boşaltacaksınız evi. Anneannemin şekeri var, tansiyonu var ya. Azıcık şey davransana bak, heyecanlandırdın hepimizi. Kaşım gözüm şey oluyor heyecandan. Amma konuştun ya. Çıkın evimden. Çıkın. Hay senin evine. Sorma başıma geleni ya. Abim 3 aydır kirayı ödemiyormuş. Adam dayandı kapıya, çıkın evimden diye. 2 ayda ne kadar dibim çarpmadı. Nasıl ödememiş? Ya Serdar'a bak ya. E sen ne yaptın? Anlatırım da ben bir servise çıkayım, geliyorum. Bunları hemen alacağım ben.
Defne. Heh. Seninki burada. Ay sen niye bana daha önce söyledin? Niye daha önce söylemiyorsun? Allah Allah. Defne Hanım. Aa Rıza Bey. Hiç karşılaşamadık bugün. E tabii siz meşgul, ben çalışkan. Zorlama istersen. Rica etsem şu üstünüze başınıza biraz dikkat eder misiniz? Sanki ne var üstünde sende? Sen geç bunu. Bak bak. Ay, dünyanın en mükemmel insanı gibi görünmüyor mu? Bu var ya. Kesin çok kötü karakterli biri ha. Ay ne alakası var ya? Ya. Hatta bence göründüğünden bile daha iyi insandır. Salaksın sen, biliyorsun değil mi? Tamam. Sinan Bey, risottosu. Ben aldım. İyi günler Sinan Bey. İyi günler. Türk risotto. Benim, evet. İçecek bir şeyiniz var mıydı? Ben soda istemiştim. Soda, getireyim. Tıraş limonlu. Tıraş. Sen de afiyet olsun efendim. Sağ olun. Müşterilerimizle fotoğraf alıyoruz. Siz de müsaade eder misiniz? Ha, tabii. Buyurun. Gel bakalım. Gece kız, seninle çekinelim. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Ben size sodanızı getireyim o zaman. Tamam. Kızım bir şey var mı? Yok şey. İyi misin? Hı-hı. İyi miyim? Şey yok. Ah. Ben şey yapayım o zaman size. Tranş limonlu. Soda getireyim. Tranş. Tranş. Ömer, ne haber? Amca seni beklemiyordum. Ben golfe gidiyorum da Neriman yengenim geçerken bırakayım dedim. Amcan seni çok merak ediyor Ömerciğim. Gideyim de bir Ömer'imi göreyim dedi. Değil mi Necmi? Evet öyle dedim, evet. Zaten önemli konular da var konuşacağımız. Önemli konular. Seni dinliyorum yengeciğim. Gidiyorsun değil mi bugün yemeğe kızla? Gideceğim yenge, merak etme. Bak, bu kız tam sana göre. Herkesin tanıdığı, bildiği de bir kız. Çok iyi yetişmiş, Amerika'da okumuş. Yani bundan sana iyi eş olur, ben değil. Evet, uzun boylu, boylu postlu, güzel yani. Bir tanışalım da. Aa, bana öyle hani başından savar gibi orta orta konuşma lütfen. Ay annen sayılırım ben seni. Yani çok üzülüyorum. Evlen istiyorum ben artık. Yengeciğim. Bak seni seviyorum biliyorsun. Babamla annem gittikten sonra çok hakkın geçti bana. Aa ne hakkım geçti ki? Karıştırmazsın ki sen hiçbir işine. Bırakmadın ki amcanla ben elinden tutalım. Deden sana baksın. Dedemi karıştırma şimdi. Karıştırsın, karıştırsın. Karıştır Neriman, karıştır. Ay deden seni çok seviyor Ömerciğim. Niye konuşmuyorsun dedenle? Yenge uzatma istersen. Konuyu çok konuştuk, yoruldum artık. İyi, tamam, tamam. Ama bak, artık bu sene evleniyorsun Ömer. Hatta 6 ay içinde düğün yapıyoruz. Ne? Yok artık, öyle bir söz veremem. Daha bir aday bile yok. Ya nasıl yok Ömer ya? Bugün bir kızla buluşacaksın ya. Ya sana her hafta bir kız buluyoruz, sen hiçbirini beğenmiyorsun. Senin beğenme işin ne kadar yüksek Ömer'cim ya. Evet, evet. Neden yani? Aa, ay ne oluyorsun? Necmi. Hadi kalkalım, hadi kalkalım. Ben sizi geçireyim o zaman. Gerek yok, gerek yok. Bu kızla görüşüyorsun, kızı beğeniyorsun. Biz gidip kızı istiyoruz ve 6 ay içinde evleniyorsun, tamam? Ay Necmi, sen de tam kısa yolcusun ha. Ben hedef odaklıyım Neriman, hedef odaklıyım. Hadi. Hadi, bak beni arıyorsun, tamam mı? Olur. Sen bir dur Necmi, ben bir lavaboya gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oo, Neriman Hanım, sizi görmek ne güzel. Aynaya bakınca da aynı şeyi söylüyor musun? Tabii ki. Buyurun gelin size bir şeyler ikram edeyim. Yasemin,
Cem. Asıl ben sana bir şeyler ikram edeyim. Ne de olsa yeğenimin şirketi. Yani misafir sensin. Ev sahibi benim. Böyle şeyler zamanla değişebilir. Ben izin vermezsem değişmez canım. Sen o güzel kafanı yorma. Gidiyor musunuz? Aslında kalıp seninle sohbet etmek isterdim. Ama bir bakayım personel ne alemde, maaşları yetiyor mu? Çok işim var yani, anlayacağım. İlahi Neriman Hanım, ben aileden sayılırım. Soyadın neydi senin yavrucuğum? İplikçi mi? Değil, değil mi? Şimdilik değil. Şimdilik diyorsun. Hayaller, hayatlar. Merhaba. Ömer İplikçi adına rezervasyon varmış. Ah doğru. Buyurun şuraya alırız. Ha, o masa mı? Evet. Yok, ben o masayı net gören bir masa istiyorum. Ha şurası. Tamam, siz bilirsiniz. Şu düştüğüm durumlara bak. Bundan sonra hep böyle yakın takip, yoksa ipin ucundayız. İyi günler, ne alırdınız? Ne alayım? Sezar salata var mı? Tabii. İçecek gazlı ne var? Ben size içecek menüsü getireyim. Tamam, tamam, hadi. Merhaba canım. Merhaba. Benim Ömer Bey'le bir randevum vardı. Evet. Hangi masa acaba? Gelin göstereyim size. Buyurun, şurası. Ay çok mersi. Oh, hadi bakalım inşallah. Çok uzaklaşma Şükrü, fazla kalmayacağım. Hoş geldin canım. Merhaba. Buyurun şurası. Teşekkürler. Kusura bakma, geç kaldım. Şimdi ben de yeni gelmiştim zaten. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ben de iş güç. Ya sen ne iş yapıyordun? Yani Neriman yengem senden bahsetmişti ama insanların ne iş yaptığını merak etmediği için kendisi. Yani şöyle, ben çok yoğunum ama çalışmıyorum. Yani çok mesai falan yapamıyorum ama çok yoğunum. Çalışmıyorsun ama yoğunsun. Evet. Anlamadım. Yani kendimle övmek gibi olmasın ama ben bir stil ikonuyum. Yani sosyal medyada çok takipçim var. Sürekli onlara resim atıyorum. Partiler olsun, defileler olsun, işte ne bileyim özel davetler olsun. Zaten bu da yoğun bir mesai sayılıyor. Evet, evet. Yüzün tanıdık geldi. Yani bizim şirketteki dergilerde birkaç resmini görmüştüm erkek arkadaşınla. Ay evet ya. Son dönemlerde biliyorsun ki ilişkiler çok zor yürüyor. Ya. Ben de 2-3 tane yanlış kurbağa öptüm diyelim. Hem yaklaşsana sen biraz. Yaklaş. Hem şu an çok doğru noktada olduğunu düşünüyorum. Ne gibi? Yani sonuçta sen de ben de çok zor beğenen insanlarız. Cemiyette de çok büyük bir yerimiz var. Tam bir power couple oluşturacağız. Power couple? Yani güçlü bir ilişki. Ben İngilizce biliyorum da. Neyin gücü oluyormuş bu? Ömer ve Sezen'in gücü. Yani yılın çifti. Davetlerde, cemiyet hayatında, magazinlerde yılın ilişkisi olacağız. Acayip her yerde flash, flash, flash. Ay şu an görebiliyorum, biliyor musun? Acayip heyecanlandım. Sezen. Ya ben nasıl başlayayım, nereden anlatayım bilmiyorum ama. Benim için hayat buralarda değil. Yani nasıl göründüğün, kaç takipçin olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Ben gerçek bir şey arıyorum. Evin kapısını kapattığında içeride de gerçek olabilen bir şey. Anlatabildin mi? Çok iyi anlıyorum. Ama biz zaten gerçek bir couple olacağız. Bir dakika, bir dakika. İsim neydi? Sezen. Ama sen bana Seziş diyebilirsin artık. Seziş. Seziş. Bak Sezen. Bu kıyafetin nasıl da evlenmeye hazır böyle evinin kadını olabilecek kadın imajı çiziyor. Bir yandan da pahalı. Yani standartlarım yüksektir mesajı veriyor. Evet. Ayakkabıların özenle seçilmiş. Bir de benim markamı tercih etmişsin. Kesinlikle.
hemen araştırdım. Bugün için değil mi? Evet. Belli. Gelmiş bir de burada bana bayağı iş teklifi gibi bir ilişki teklif ediyorsun. Kusura bakma ama benim bunu yemem için gerçekten çok salak olmam lazım. Sence öyle miyim? Hayır tabii ki. Ben gerçek bir ilişkiden bahsediyorum. Affedersin, biraz ileri gittim galiba. Esasını düşündüm de şu anda ilk kavgamızı ettik biliyor musun? Yani gerçek bir ilişkiye başladık sanki. Kavga bile ediyoruz. Ay aklıma bir şey geldi. Buradan başka bir yere gider miyiz? Şaka. Hayır gerçekten yanımda çünkü bir sürü kostüm getiriyorum. Ben sürekli davetlere falan gittiğim için arabamın arkasında bir sürü kıyafet var. Ay gider miyiz? Şaka. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne alırsınız menüye bakabildiniz mi? Defne. Sevgilim sen bugün çalışıyor muydun ya? Ha? Çok özür dilerim aşkım ben anlarsın ya işte sadece yemek. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Sinirlendim galiba ben. Sevgilimle burada karşılaşacağımı bilmiyordum. Yaptığım hayvanlık affedilir gibi bilirsem. Ama bir dakika. Bir saniye aşkım. Yaptığım hayvanlık affedilir gibi bilirsem. Ya bir saniye aşkım. Ve sen bu hayvanlığı hayatta affetmezsin. Keşke böyle olmasaydı keşke ama ne yapalım? İyi günler. Ya şok oldum ben. Aşkım alt tarafı bir yemek yiyorduk ama abarttın ya. Allah'ım ya bıraksana ya. Baktırım ha beni dışarı çıkar yeter gel. Ya delik bıraksana. Gel hadi gel. Gerçekten şok. I was shocked. Ya ne aşkı ne sevgisi ne diyorsun kardeşim? Ömür. Ömür. Ya. Allah'ım ya bıraksana kolumu. Bırakacağım diyorum bir dakika. Ya kardeşim ya. Kardeşim böyle bir hizmetimiz yok bizim diyorum ne sandın ya? Tamam, tamam kızma. Kızdan kurtulmam gerekiyor. Daha mı abarttın ya? Kızdan mı? Ömür. Bak kıza, ha? Yazık değil mi ona? Sen ne hakla böyle numaralar çekiyorsun, üstüne bir de beni kullanıyorsun sen? Ömür. İğrenç, ne mikrop kes, pis bir herif misin ya? Ömür. Ya. Anneanne tamam sakin ol. Anneanne tamam mesai biter bitmez geleceğim. Şeker mi? Ne şekeri ya? Hastaneye mi gidelim? Anneanne tamam dur. Anneanne tamam sakin ol. Anneanne geliyorum tamam ya. Ya Rıza Bey beni biliyorsunuz. Zor durumda kalmasam böyle ısrarla izin istemem sizden. Aa evet çok iyi biliyorum. Habersiz böyle işe geç gel. Üstün başın düzensiz. Dikkatsizliğin yüzünden her gün bir şeyleri kır dök, üstüne bir de müşteriyi öpür. Sonra da anneannem rahatsız diye çıkabilirim de izin iste benden. Benim alnımda enayi mi yazıyor kızım? Rıza Bey, haksızlık etmiyor musunuz? Hem ne demek müşteriyle öpüşmek ya? Her gün başka müşteriyle mi öpüşüyorum ben? Ben anlamam kızım. Müşteriyle öpüştük, üstüne bir de tokat attı. Skandala bak ya. Herkes gördü kızım bunu. Bir de utanmadan üstüne üstlük benden izin istiyorsun. Rıza Bey, kendimi bozmayayım diye tutuyorum, tutuyorum ama bana gelenler geliyor. Ya beni adam öptü diyorum, adam, adam. Kadın evde hasta. Karsız mısın sen vicdansız adam? Ne var yani izin versen? Yok bitti kızım çık git buradan. Bir daha gözüm görmesin seni bak. Şimdi çıkışını veriyorum defol git buradan. Aman al şimdi başla Çağbe. Hemen burayı terk et. Polis çağırmadan git buradan. Çağır sen Çağbe. Çağır da sigorta birimlerinden bahsedelim. Defne ne oluyor kızım sakin ol. Olamam ya duymuyor musun bana söylediklerini? Terbiyesiz. Sensin terbiyesiz. Manyak mı ne? Ah benim akılsız oğlum. Eve de gelmiyor. Bir yerlerde sel mi kaldı, sefil mi kaldı? Ah.
benim akılsız oğlum. Ya anneanne dur, bir sakin ol. Oğlumu, bir sakin koru. Ol Allah aşkına. Bak ilacını al. Abimin telefonu şarj... Esra bir dakika. Abimin telefonu şarj bitmiş, ona ulaşamamış. Esra bir dur. Bak şimdi ben İsmail'le kahveye gider bulurum onu, tamam mı? Orada dur. Ay... Abla! Ay ne var Esra? Ya tamam, abimi gördüm diyecektim. Abimi mi gördün? Nerede gördün? Niye gelmiyormuş eve? Ne olmuş kız? Anlatsana. Bir iyilik yapayım dedim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Yüzüm yok. Eve gelme. İyiyim ben dedim. Kız Allah canını almasın. Şimdi mi söylüyor bunu? Anneanne, ben bir İsmail'in kahveye bakıp geliyorum. Dur bakayım. Bütün lokantanın ortasında kızı öptü. Anladık Neriman, anladık. Ay yani bırak şu bulmacayı, kafanı çalıştır Necmi. Of, öptüyse öptü, ne var bunda ya? Ya bu kadar zamandır koluna bir kız takıp da ortaya çıkmayan Ömer... ...lokantanın ortasında alelade bir kızı öpüyor. Hem de bir garson parçasını. Tamam, bir şey bulmuştur belki kızda, ne var bunda ya? İşte ben de onu diyorum. Ne diyorsun Neriman, ne diyorsun? Plan yapmamız lazım diyorum. Plan mı? Bir şey yapmam lazım. Bir şey. Oğlum bu adamlar kim? Bak tekin tipler değil bunlar dedim. Ya sen karışma İso, rahat ol İso. Bir konuşup geliyorum İso. Bekle geliyorum demeye kalmadı, fırladı gitti adamlarla. Hani ne kadar uzaklaşacaklar yani? Ay yemin ediyorum anneannem üzüntüden ölecek. Ama sırf var ya anneannem üzülmesin diye onun peşinden koşuyorum. Ben bir göreyim. Demediğim bırakmayacağım. Bizi düşürdüğü hale bak İso ya. Ya İso ne iş çeviriyor bu? Hiç söylemedim sana. Ya kira ödemiyormuş ya. Üç aydır kira ödemiyormuş. Vallahi bilmiyorum Defo. Hem benden niye saklamış onu da anlamadım ki zaten. Üf, neyse ben bir mahallede dolanayım bulurum belki yani. Bulamazsam ne diyeceğim ben kadına? Şeker oldu 1500. Bekle çocuk baksın, ben de geliyorum. Aa. Defo kime diyorum ya? Defo. Abi, abi güzel abim benim. Vermeyeceğim bir dedim, vereceğim. Vallahi param yok. Borcum borç. Ve bulacağım, vereceğim abicim benim. Abi! Takışma lan bunu, bırak. Bırakın lan abimi. Alın lan, alın şunu. Dedim de. Bırakın dedim. Bırak. Ay yarabbim ya. Bırak. Bırak dedim. Solaryuma girmiştim daha yeni. İz kalacak şimdi. Bırakın lan abime. Öf ya, uğraştığım şeylere bak. Böyle şimdi mahalleyi başınıza toplarım. Sizin görürsünüz siz gününüzü. Bırakın lan abime. Alo patron. Bu adamı altına batırıp satmaya kalksak değerini yitirir. O kadar bitik. Eksilerde bitip. Cebinde 1200 lirası var. Onu vermeye kalkıyor ya. Bir de kız kardeşi geldi, car. Aynen. Abisinden daha cabar bir tip. Ne yapalım şimdi, ne diyorsun? Tamam, oldu. Baksana. Elemanı paketliyoruz. Hanımefendi, siz burada kalıyorsunuz. Borcunuz 50.000 lira. Ama katlana ödemeye olmuş 200.000 lira. Süreniz 24 saat. Her şey anlaşıldı mı? Abisini seven parayı bulur. Şey var ya. Allah Allah Mustafa. Ya ne yapıyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz be abimi? Lan götüremezsin lan. Ah ya. Çık. Tamam bırak. Git. Gidiyorsun. Bırak lan abimi. Bırak dedim. Bırak. Ablacığım. Abinin meraklarına söylüyorsun. 200.000 lira getirene Defne, abiye veriyoruz. Defne, bu adam bu parayı eder mi dersen etmez. Ama ne yapacaksın? Biz de çalışanız. Patron öyle istiyor. Demek ki gırtlağa kadar geldi. Anladın? Sen şerefsin. Bırakın lan. Abi. Abi. Defne. Bırakın abim be şerefsinden. Abi. Defne. Abi. Eve git. Eve bırakın git kardeşim. Abi. Şerefsinden. Defne. Bırak. Kahvelerimiz de geldi. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Su istemez. Neriman Hanım, Necmi Bey. Anlatmayacak mısınız bana konuyu? Nedir bu Ömer'den böyle gizli olan şey? Çok merak ettim doğrusu.
Ay hep söylerim. Alem çocuk bu Sinan. Tatlı dilli, güler yüzlü. Yasemin'in yerinde olsam çoktan sana abayı yakmıştım yani. Ben de kesinlikle. Yani şey demek istedim. Sinancığım, ben birkaç kere şirkete uğradığımda Yasemin Hanım'ı gördüm. Yasemin Hanım çok hoş bir kadın. Yani ne yalan söyleyeyim. Ben ikinizi birbirinize çok yakıştırdım. Yani ama yazık olmuş. Aa, niye yazık olsun canım? Yani Sinan'ın Ömer'den ne eksiği var? Gerçi Sinan Ömer'in hep bir adım gerisinden gider. Yani hep düşünürüm, neden Sinan Ömer'in gölgesinde yaşar? Neden? Boş vakitlerimde oturur bunu düşünürüm. Bir saniye, bir saniye. Ben yani siz beni neden buraya... Ah Sinancığım. Yani var ya, geceleri uyuyamıyorum. Çarpıntılar tutuyor. Yatakta böyle beş dönüyorum, beş. Ya Necmi abin de çok endişeli. Ya gerçekten çok üzülüyoruz. Bu çocuk öldürecek üzüntüden bizi. Hangi çocuk? Hangi çocuk? Ömer işte canım, Ömer. Yani biz Ömer için yaptığımız tufayı, plan... Ömer'in durumuna çok üzülüyoruz. Yani gerçekten çok üzülüyoruz. Ya Ömer'in evlenmesi gerekiyor Sinan. Hem de hemen. Şimdi bakın, biz buradan kutuplara ne kadar uzaksak... işte Ömer de evlenme fikrine o kadar uzak. Yani Neriman Hanım sanki bilmiyormuş gibi yine aynı konu. Ama bu sefer durum ciddi Sinancığım. Çok. Hulusi babacığım, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Ki kendisi zaten hiç eksik olmuyor. Daha bu sabah ziyaret etti. Ve bir görsen, bir ricalar, bir ricalar Ömer'in evlenmesi için. Biz de tabii onu kırmak istemiyoruz. Yani köşk meselesi çok ciddi Sinan. Yani babam çok ciddi ve Ömer'in durumuna çok üzülüyor. Şimdi ya Ömer Bey'im de kardeşim tabii. Ben de evlenmesini çok isterim ama adamın alakası yok yani. Nasıl olacak ki? Ne olacağını ben sana söyleyeyim. Yasemin bir an önce Ömer'e yüzüğü parmağına taktıracak. Heh, sen de o zaman şap gibi kalırsın. Nikahına beni de çağır sevgilim şarkısını artık nerenden söylersen söylersin. Böyle bir şey olsun ister misin Sinan? Siz ister misiniz? Hayır. Yani zaten Yasemin bizim ailemize uygun bir kız değil. Kesinlikle. Yani aslında tabii Yasemin çok aklı başında, çok düzgün, çok güzel bir kız. Ama şimdi senin Yasemin'e karşı olan duygularını bilip de bizim böyle bir şeye aracı olmamız vicdana sığmaz. Bizim vicdanımıza sığmaz. Peki ama ikisi birbirini severse... Yok, sevemez. Çünkü biz denkleme yeni bir kız sokuyoruz. Evet, soktuk. Başımızı nasıl bir belaya soktun sen abi ya? 200 bin lira ne demek ya? Biz bu parayı nasıl ödeyeceğiz? Anneannemin yüreğini yiyecek. Allah bu sefer yüreğini yiyecek. Bazen evren öyle bir oyun oynar ki, biz çaresizlik içinde kıvranırken birileri bir yerde çaremizi fıkır fıkır kaynatıp bizim için hazırlıyordur. Ben o kızı buldum. Her şeyi düşündüm Sinan. Bugüne kadar Ömer'e 1000 tane kız denedik, hiçbirini beğendiremedik. Ama bu defa kızı Ömer'in tercihlerine göre eğiteceğiz. Bir dakika. Yani siz diyorsunuz ki Ömer'in aşık olacağı kızı böyle bayağı yaratıp onun karşısına çıkaracağız. Vallahi bana pek inandırıcı gelmedi. Dur ben seni inandırayım. Bütün iş kızı Ömer'in burnunun dibine sokmakta. Biliyorsun Ömer içine kapanık, işkolik çocuğun teki. Yalnızların şahı, hiçbir sosyal hayatı yok. Masadan su içmek için bile başını kaldırdığında o kızı görmeli. Hatta suyu o kız vermeli. Anladım. Şeyi Aslı diyorsunuz. Kızı asistanı Aslı'nın yerine koyacağız. Çünkü yani kahvaltısından tutun da işte suyuna kadar hep o ilgileniyor. Ne bileyim programını o yapıyor. Ömer nereye gitse yanında. Bak bak aşk insanın kafasını nasıl da çalıştırıyor. Aferin sana Sinan. Evet kızı Ömer'in yanına asistan olarak koyacağız. Ondan sonra da Ömer'i kıza aşık etme hamlelerini bir bir planlayacağız.
Sonra da gelsin çifte düğün. Senle Yasemin, Ömer'le o kız. Beşli Reşat Altınlar da Neriman ablanızdan. O takacak, değil mi? Tabii canım. Kafama atıyorsun. Hadi kabukları kattığım yerde oturma o zaman. Ha, ablan geldi. Allah'ım sen bu oğlanı koru. Sana kovuldu mu? Kalk, koş. Koş, ablan geldi. Aç kapıyı, aç. Hani abin neredeymiş? Anneanne, sen şimdi bir sakin ol. Ya bırak, anlat ne olmuş? Abimi götürdüler anneanne. Aralarına girdim, kurtarmak için atladım ama yani... abimin mafya kılıklı adamları tam 200.000 lira borcu varmış. Bir gün bu çocuk yüzünden hık diye gidivereceğim. Ne yapmış o kadar parayı peki, niçin almış? Ya işte arkadaşıyla birlikte iş mi kuracaklarmış neymiş? Abim de sermaye diye gitmiş, o kadar parayı tefecilerden almış. Ne sermayesi? Ay sermayesi baksın. Ya galiba hiç öğrenemeyeceğiz çünkü abimin arkadaşı bütün paralarını almış kaçmış. E tabii tefeciler de abimi bulmuş. Cebindeki tek para da bizim 3 aylık kiramız olduğu için onu da almışlar. Bana da şey dediler. Parayı getirmezsen abinin leşini toplarsın dediler. Ay. Ah bu çocuk. Ah bu çocuk beni öldürecek. Ah tansiyonum çıkıyor. Ay anneanne sakin ol. Ay ay Serdar. Ben sana ne desem boş artık Serdar. Sen niye böyle oldun? Allah akıl dağıtırken ekmek sırasında mıydın Serdar? Anneanne tamam. Defne. Defne ne yapacağız kızım? Ha? Nasıl bulacağız? Nereden bulacağız onca parayı? Böbreğimi mi satayım, ne yapayım? Ay anneanne saçmalama ya. Zaten nereden bulalım şimdi senin 70 yıllık böbreğini alacağım? Abim için ne kadar lazımsa buradan al abla. Ay ben seni yerim. Gel bakayım. Tatlışın. Öldüğümde cenazemi belediye kaldırır artık, ne yapalım? Benim de kefen paramın yeri buraymış. Ya anneanne ne biçim konuşuyorsun? Ah Serdar, Serdar. Ulan şu halimize bak. Ya üçümüzü toplasa 200.000 liranın binde biri bile yetmiyoruz ha. Ya anneannem bir yandan, Esra öbür yandan. Benim oturup bir şey düşünmeye fırsatım olmadı ki. Ay ben hangi birine yanayım ya? Arkadaş bu dertlerin hepsi mi bir anda gelir ya? Hoş gerçi düşünsem de bulduğum hiçbir çözüm 200.000 lira değerinde olmayacak. Ne yapacağım ben ya? Bana bir mucize lazım. Aman abi ya. Defne, gidip anneme söyleyeyim. Geçen ay günden gelen altınları verir belki. Kız deli misin sen? Hayatta olmaz. Annemizi sopayla kovalar. O da doğru ya. Anamın altınları çocuklarından da kıymetli. Benim arabayı satalım. Oradan da bir şey gelir ha. Ya İso bırak. Biz onu anca saksı diye satarız. Ya alınma da. Sağ ol be İso. Seni düşünmen yeter be. Ama abimin pisliği için kimseyi bu yükün altına sokamam. Mecbur ben halledeceğim bu işi. Artık nasıl halledeceksen.
Ben bir sahile gideyim, yürüyeyim. Bir sakin sakin düşüneyim. Hadi görüşürüz. Canım, Defne burada mı oturuyor? Esra, Esra. Bu teyze Defne ablaya soruyor. Teyze ya. Mi? Ablam mı arıyorsunuz? Defne senin ablan mı? Hani şu kocaman saçlı olan. Evet, sahile inmiştir şimdi. Ha, sahile mi? Beni oraya götürür müsün canım? Neden? Çünkü ona bir iş teklifim var. Para kazanacak, para. Tamam mı cicim? Peki, tamam. Gel cicim. Ay dur, koşma. Aa, ay Allah. Gerizekalı adam ya. Ofis öncesi bir kahveye ne dersin? Ofiste görüşürüz. Gıcık. Abla! Abla! Kız! Abla! Abla! Kız! Ekmek arası ne yapıyorsun sen burada? Teyze seni arıyor. Merhaba Defne, ben Neriman. Şimdi bizi ablanla yalnız bırakır mısın, biraz konuşalım? Evet, gel otur bakalım. Gel, gel. Buraya çok sık gelir misin? Anlamadım. Ah, eskiden benim de böyle kaçak bir yerim vardı. Oraya gidip kendi kendime konuşurdum. Sonra? Sonra bunun deli saçması olduğunu anladım. Efendim? Senin derdinin çaresi her zaman başkalarındadır Defne. Anlamadım. Mucizeleri diyorum. Mucizeleri kendin yaratamazsın. O koskoca bir yalandır. Mucizeleri senin için yaratırlar. Sana da o an geldiğinde onu yaşamayı seçip seçmemek kalır. Başıma gelen hangi şeyi ben seçtim? Ya ayrıca siz kimsiniz Allah aşkına? Bu sefer seçeceksin. Sana bir iş teklifim var. İş mi? Ne işi ya? Güzel ve eğlenceli bir iş. Bir adam var. Kim olduğunu sorma. Bana bir kız lazım. Bu adamı kendine aşık edip evlenecek. Karşılığında da çok büyük para kazanacak. Yani? Yani kızın fakir olması gerekiyor. Anlamadım. Biraz da alık. Siz bana mı söylüyorsunuz bunu?
senin gibi kibar. Yani o kız sen olacaksın. Bu adamı kendine aşık edeceksin ve karşılığında benden çok büyük para kazanacaksın. Bana bak teyze. Saçına başına baktık teyze dedik diye bir şey demiyorum. Aa, sen ne biçim konuşuyorsun lan? Bana bak, bana bak. Bak yine gözüm başladı. Bana sakın sesini yükseltme şekerim. Burada sesi ben yükseltirim. Ay ama yani siz de niye böyle saçma sapan... Ay korkma. Her şey anlattığım gibi bir oyundan ibaret olacak. Teyzene güven. Ayrıca aklında o Türk filmlerinden kalan her ne varsa hepsini sil, at. Ben yeniden yazıyorum. Yani seni de öyle kötü yola düşüreceğim falan yok. Zaten maşallah şöyle bakınca pek öyle de hani bir fiziğin de yok yani gider oğlan. Yani demek ki... Demek ki siz bana hakaret etmek için boşuna zahmet etmişsiniz. Aynen öyle. Hazır cevap Zeki. Gayet güzel. Gayet güzel. Süper. Süper. Ah. Gayet güzel. Saç. Ah, biraz düzelt. Düzelt, düzelt. Tamam, tamam. Sağ ol hayat. Harikasın. Harikasın. Bak bu ayakkabılarda kendini inanılmaz özgüvenli hissediyorsun. Süpersin Özgeciğim. Süpersin. Harikasın. Biraz buraya, buraya bakar mısın yandan? Koray, bir saniye bakar mısın? Tabii ki. Hem Özgeciğim de biraz dinlenmiş olur. Yorduk sabah sabah. Koray bu kız ne? Tanımıyor musun Özge'yi? Tanımıyorum. Özge kaymakçı. Bak normalde var ya bu saate asla gelmez. Kırmadı bizi. Ayrıca 10 çift ayakkabı hediye ettik tabii kaşesine ilaveten. Koray bu kız bizim ayakkabıları giymez. Ne? Ne? Giymesini istemiyorum ben. Sevmedim. Bu ne ya? Ömer yapma Allah aşkına. Yahu ben bu kız ayarına kadar canım çıktı. Hem ayrıca menajeri var ya beni keser keser. Hem ben sana bunu onaylatmıştım. Fotoğrafını onaylattın. Şimdi bayağı görüyorum Photoshop'luymuş. Yahu güzel kız nesini beğenmedin anlamıyorum ki. Gel. Bir kere boş bakıyor. Yani gözlerinin arkasında bir beyin olduğuna ikna olamıyorum. Dizleri kötü. Duruşu çiğ. Yeterince özgüvenli durmuyor. Bir de dikkat ettim bayağı kendini sana satmak, beğendirmek için böyle bir saçma çaba içerisinde. Koray, kadın dediğin seçilmez. Seçer. İstemiyorum, başka birini bul. Diyorsun. Ne? Tamam. Ben sana gün içinde birkaç örnek hazırlarım, beraber bakarız. Tamam. Bizimkisinin yani adamın çok büyük bir şirketi var. Eğer teklifimi kabul edersen onun şirketinde asistan olarak ve onun asistanı olarak işe başlayacaksın. Her şeyiyle sen ilgileneceksin. Niye ya? Adam asistan mı seviyor? Ona yakın olmak için asistan olacaksın şekerim. Yani PA, personal assistant, kişisel asistan. Ay yok. Ben iki gündür yeterince macera yaşadım zaten. Size çok teşekkür ediyorum. Zahmet oldu. İyi günler. 400. Sana tam 400 bin lira veririm. 400 mü? Lan 400 bizim mahallenin toplam cirosu be. O kadar zengin misiniz ya? Gel otur şöyle. Dinle. Yapman gerekenleri sana tek tek anlatacağım. Sen de onu kendine aşık edip evleneceksin. Plan bu. Basit ve kusursuz. Sonra? Sonra evleneceksiniz. Evlendikten sonra da basıp gideceksin. Pılını pırtını toplayıp ortadan yok olacaksın. Finish. Ay. Ne tatlı anlattınız ya. Hemen yapalım. Öğreneceğin ne kadar çok şey var. Hayır niye başkası değil de ben? Belli ki zenginsiniz. Etrafınızda bir sürü fıstık gibi kız vardır. Gidip onları ayarlayın canım. Var bir bildiğim diyelim. Ay sen iyice düşün taşın. İstersen yarın cart diye hesabına avansını da yatırırım. Hayatının fırsatı bu. Bence kaçırma derim. Peki adam kim?
Teklifi kabul edip yanında asistan olarak çalışana kadar öğrenemezsin. Benim vaktim bitti. Al. Cevabını bekliyorum. Aa. Deli midir, solu mudur? Oha! Nasıl bir adammış peki? Yaşlı mı, çirkin mi? Çok mu zenginmiş? Güzelle çirkindeki gibi olmuyor böyle aslan suratlı falan. Ay bilmiyorum ya. Ay kadın zaten hiçbir şey söylemiyor. Cık, düştüğüm hale bak. Ay ben nasıl kabul edeceğim ki bu işi? Defne, kızım sen deli misin? Seni küçükken havaya atıp tutmayı mı unuttular? Kabul etmişsin, ne olacak en fazla? Ay ne demek ne olacak Nihan? Dünyanın bin bir türlü hali var yani. O olur mu olur, her şey olur. Kızım, o dünyanın bin bir türlü halinden biri senin başında değil mi zaten? Seni abinin tefeciler kaçırmadı mı? Üstüne 200 bin istemediler mi? Nihan'dan mini özet. He Nihan, evet kaçırdılar. Kaçırdılar değil mi? Allah muhafaza abinin kafasına silah dayasalar demeyecek misin keşke kabul etseydim diye? Kız tövbe desene, ne biçim konuşuyorsun güm güm silahtı milahtı? Dost acı söylermiş yavrum. Ya hem sen daha bu sabah demiyor muydun bana bir mucize lazım diye? E al sana mucize. Yani bu mucize böyle gökten karşılıksız bedelsiz falan inen bir şey değil miydi? Ben mi yanlış biliyorum? Defne. Tamam ya. Uf. Kabul edeceğim galiba. Zaten başka çarem de yok gibi. Ha şöyle. Hadi hemen o Neriman denen kadının evine gidiyorsun. Kabul ettim diyeceksin. 200 bini de önden isteyeceksin. Şimdiye başkasına bulmadılarsa tabii. Haklısın galiba. Ya yine benden başka herkes haklı. Gidiyorum. Vay be. Bunlar neymiş böyle ya? Zengin olduklarına göre herhalde zile falan basmaya da gerek yok. Bir kamera mamera vardır herhalde. Aa, aa şey, kapıyı açar mısınız? Kapı. Ne yapıyorsun sen orada öyle tuhaf tuhaf? Kapıyı açın diye işaret ediyordum. Aa, zile bassaydın ya. Şey ben Neriman Hanım'la görüşmeye gelmiştim de. Aa, aman çıkarma çıkarma ayakkabılarını öyle geç. Neriman Hanım içeride pilates yapıyor. Geç. Randevunuz var mıydı? Hı? Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Ay belimin altında top varken bir de nefes mi vereceğim ya? Ay, ay başlayacağım şimdi tuttum. Pilatesine de topuna da. Ben tuttum. Ay iyi halt ettin. Aa sen miydin? Şey... Ben sizin teklifiniz için geldim. Ay, hadi siz şimdi beni Defne ile baş başa bırakın. Hadi bakayım, hadi, hadi. Gel bakayım sen de. Gel, gel. Ha. Seni dinliyorum. Ben sizin teklifinizi düşündüm ve kabul etmeye karar verdim. Bana sadece 200 bin lira verseniz yeter. Aa, bir de iskonto yapıyorsun yani. Yani aslında hiç böyle işlere bulaşmak istemezdim ama çok acil 200 bin lira ihtiyacım var. Üstü sizde kalsın. Yani kısacası teklifinizi kabul ediyorum. Ay yani pilatesten sonra başka hiçbir şey keyfimi yerine bu kadar getiremezdi. Yalnız bazı şartlarım var. Neymiş onlar? Öyle kimsenin koynuna falan girmem. Öyle bana da dokunamaz. Lütfen benden böyle bir şey istemeyin. Ay aman aman tamam istemeyiz anladık. Hah. İyi madem. Anlaştığımıza göre. Ne yapıyoruz? Nasıl aşık edeceğiz beyefendiyi kendimize?
Yani böyle mümkün değil. Yani bizim seni baştan sona değiştirmemiz gerekiyor. Nasıl olacaksa. Erkek dediğin teknik taktiktir. Teknik taktik dediğinde kılık kıyafetten başlar. Bizimki zevk sahibi kadınları beğenir. Teknik taktik kitabının ikinci kuralı. Topuklu ayakkabı giyeceksin. Ama o topukların üzerinde spor ayakkabı giymiş gibi rahat olacaksın. Süzülerek yürüyeceksin. Ay anlaşıldı, anlaşıldı. Sen bu işi yapamıyorsun. Bak şimdi ayakkabıları yanına alıyorsun. Evde, orada, burada sürekli giyiyorsun. Antrenman yapıyorsun. Ama bunlar çok rahatsız yani. Ben bunlarla gerçekten bütün gün duramam. Ay şekerim, bir kadın için güzellikle rahatlık ters orantılıdır. Yani ne kadar rahatsızsan o kadar güzelsindir. Gülümse. Ama ayağım çok acıyor. Ay gülümse. Cam kırıklarının üstünde yürürken bile gülümseyeceksin. Erkekler karşılarında mutlu, pozitif kadın görmek isterler. O yüzden biz kadınlar evlenene kadar gülümseyip evlendikten sonra ömür boyu surat asarız. Ha hayt. Seçtiklerimi alıyorum. Ay. Ay belim koptu, yemin ediyorum belim koptu. Kızım ayaklarımı çok ağrıttı bunlar. Gülümse diyor ha? Ha? Evlenene kadar. Ah evet. Akıllı kadınmış ha. Bana bak. O sana böyle şeyler anlattıkça sen de gel bana anlat. Yani tamam anlatayım ben bile senin işine yarayacak şeyler değil pek. Kadın karmakarışık şeyler anlatıyor zaten. Niye? Salak mıyım ben? Yok kız ben de anlamıyorum. Ha. Of aklım koptu. E bu ayakkabılar ne olacak yavrum? Bunlarla mı gezeceksin sen bütün gün? Alışmam lazım kızım. İş yerinde bunlardan giyecekmişiz. Öyle düz ayakkabı yasak. Adam da zaten topuklu ayakkabı giyen kadından mı hoşlanıyormuş neymiş? Allah Allah. Topuklu giyebilenini bulsalarmış o zaman. Sorun da bu ya zaten. Ya bunlar niye bana bu işi teklif ettiler? E ara sor kızım. Ara sor. Ay yok kadın şimdi çok sinirli. Hiç gerek yok boş ver. Hiç sinirlendirmeye gelmiyor. Vedat benim şirketteki adamım. Ofis işleriyle ilgili ne gerekiyorsa o sana öğretecek. Ya Neriman Hanım hiçbir şey anlatmıyor. Sen bari bir şey söyle. Neriman Hanım bir şey anlatmıyorsa kusura bakma ben hiçbir şey anlatamam. Aman iyi be. Söylemezsen söyleme. Geri dönelim. Çıkarttığın grafiklere tekrar tekrar bakmalısın. Bak. Sadece belirli bir tip kahve içer. Sabah kalkar kalkmaz kahvesinin hazır olmasını ister. Aman dikkat. Her günün yemek programı ayrı. Perşembeleri yumurta yer. Karbonhidrat almaz. Yumurtası kayısı kıvamında olacak. Kahvaltılarını hazırlamak da senin işin. Çünkü evinde yatılı bir hizmetçi yok. Ayak altında insan sevmiyor. Kalabalığı da sevmez. Her ay piyasadaki bütün moda dergilerini görmek ister. Sakın unutayım deme, çok sinirlenir. Hafta içleri koyu renk takım giyer. Hafta sonları açık renk, rahat giysiler giyer. Kuru temizlemeci trafiğini buna göre ayarlayacaksın. Kravat seçimi çok önemlidir. Haftaya açık renkle başlar. Lacivert tercih ediyorsa kafası bozuk demektir. Telefonunu ver. 0533-500... Ay, onu değil canım ya, cihazını ver. Ha. Ne yaptığınızı sorabilir miyim acaba? Hani telefon benim ya, o bakımdan soruyorum. Onun en sevdiği müziği yüklüyorum. Böylece telefonun öyle çalacak. O da ortak zevkleriniz olduğunu düşünecek. Erkekler böyledir. Kendilerine benzeyen şeyleri severler. Bu hiç sekmez. Anladım. Hangi müzik? Rossini, Sevil Berberi. Sen anlamazsın. Teşekkür ederim ya. Ha, bir de sana Sabahattin Ali ve Sait Faik kitapları alacağız. Arada sırada böyle onları okurken seni görecek. Çok sever çünkü. Bu saate kadar okumadın mı? Cahil demez mi bu adam? Bu kadar ince düşünme yavrucuğum. Çok düşünmek iyi değildir. Kırışık yapar. İyi peki. Siz bilirsiniz. Başka bir şey var mı? Var. Bir de nar. Kahvaltıdan önce bir tam nar yer. Tam vaktinde hazır etmen lazım. Kendisi dünyanın en dakik insanıdır çünkü.
Kızım bu ne? Kuzumu kestin mutfakta. Nar patlatıyor anneanne. Yeni işi için aldınmış. Abim kalktı mı? Daha kalkmaz. Her yanı mosmor garibimin. İyi oldu, akıllanmıştır diyeceğim ama yüreğim el vermiyor. Olsun ya. Geçti gitti işte, önemli olan o. Ya şimdi sen konuş bakalım. Nasıl buldun onca parayı? İşte yeni işe girdim anneanne. Bana bak, aptal mı var senin karşında? Bak, gersin terliği kafana. Ya anneanne vallahi yeni işe girdim. Gelecek maaşlarımı avans olarak aldım. İşte ihtiyacım var falan dedim işte, sağ olsunlar vicdan ettiler, verdiler. İyi, öyle olsun bakalım. Nasıl maaşlı artık o. Sen çekil çekil çekil. Çek kalk. Nar nasıl patlatılır göstereyim. Ben de bakacağım. Heh, bak. Alışamadım ya. Yarın iş var, alışmam lazım, alışamadım. Yarın başlıyorsun ha. Ay evet ya. Ben daha adamı görmedim biliyor musun? Ay keşke bugün adamın bir fotoğrafını falan isteseydim ya. E şimdi iste kızım. Mesaj falan atsınlar. Olur mu öyle şey ya? Ay ne bileyim, utandım. Öyle zilli kendine koca seçiyormuş gibi. Zaten kadın her şeyi sır gibi saklıyor. Aman boş ver. Zaten yarın dananın kuyruğu kopacak artık. Ha. Burada mısınız? Buradayız. Kızlar. Hanginiz bir kayıntı hazırlar bana? Ben hallederim. Ne hale getirmişler çocuğu ya. Serdar. Hı. Biraz daha iyi misin? Ya iyiyim ben ya. Bana bir şey olmaz. Sen asıl onları gör. Ay çok komiksin ha. Ya beynini pekmeze akıyormuş, hala şaka yapıyor ya. Merak ettik seni. Eksik olmayın. İyi de acıktım ben ya, hadi. Ha tamam tamam. Şu sevdiğin soğanlı menemeninden yapayım da parmaklarını ye. Hadi. Sana bir şey diyeyim mi? Tam bir ayısın. Gerçekten odun böyle kalıp halinde. Niye ki? Kız sana burada güzel güzel şeyler söylüyor. Sen ne yapıyorsun? İş buyuruyorsun. Öf, çok konuşma fazla. Aman iyi be. Hem sen onu bunu bırak da cillop gibi işe girmişsin. Nedir mevzu? Seni hiç ilgilendirmeyen mevzular canım. Hmm. Defne. Hı. Sağ ol ya. Yani oradayken dedim ki kendi kendime, oğlum yolun sonuna geldim, buradan çıkış yok. İpten aldın beni. Sağ ol. Tamam ya, öyle şey yapma. Geçti gitti işte, tamam. Ya tamam işte, hani konuşamadık ya. Ya tamam tamam, geçti diyorum ya. Ya sonrasında... Ya tamam hadi geç. Tamam hadi. Tamam uzatma. Şapşal ya. Ve son olarak saç. Saç imajın yarıdan fazlasını oluşturur. Bakımsız, pespaye saçlarla olmaz. Onun yanında çalışırken saçların bir kere bile dağınık olmayacak. Güzel bir kadın olmak istiyorsan acıya katlanacaksın. Acısız güzellik olmaz. Çıktı ki sizlere çok alıştım, işimi de çok seviyordum ama fırsatı da kaçırmak istemedim. Sağ olsun Ömer Bey ve Sinan Bey de gitmeme izin verdiler. Bula bula benim asistanım buldun değil mi, işten çıkartacak? Oğlum delirdin herhalde. Kıza süper teklif gelmiş. Ne diyecektim? Açaydım kollarım. Ya bana çirkin çirkin espriler yaptırma ya. Şimdi 0 kilometre bir sapot getirecekler. Tam da katalog çekim öncesi. Bravo kardeşim. Ya merak etme, daha şimdiden süper adaylar var. Gerçekten bak, söylediğim insan kaynaklarına ilgileniyor. Tabii canım. Memlekette zaten zehir gibi asistan kaynıyor ya. Buluruz bir tane. Beyler. Canım. Manken listemiz hazır, bakmak ister misin?
Bakalım bakalım. Ben istemem, sırf sen istiyorsun diye bir şey. Buraya gelsene. Şişt. Oğlum çok sıkıcı lan bunlar. Evet. Yarın başlıyor bakalım. Yani hazır gibi. İnşallah bir terslik olmaz. Gerçi seni de zor ikna ettim ama. Ben tam olarak ikna olmuş değilim. Yani içim rahat değil. Ne bileyim, bu kız biraz alt tabakadan, oturmasını kalkmasını biliyor mudur acaba? Dur dur, güzel olacak. Yani aşk dediğin nedir ki? Taktik teknik. Neriman, ben senden korkuyorum ha. Aa, ayol anca mı? 30 yıl oldu Necmi. Umarım bu iş ters tepmez yani. Yok yok, her şey çok güzel olacak. Yani herkesin yararına oluyor bu iş. Bak, hem o Yasemin yellozundan kurtuluyoruz, hem de Ömer'i evlendirerek Hulusi babayı susturuyoruz. Sonra da gelsin köşk. Sabah sabah defocuğum. Ya beni işe bırakman lazım İso, benim akbil dolduracak vakti falan kalmadı, ben çok geç kaldım. İyi tamam, üstümü değiştirip geliyorum. Tamam çabuk hazırlan ama bak, daha gidip ben hazırlanacağım, çabuk ol. Çabuk hazırlan. Kızım ne oluyor? Nerede? İsmail'e gittim. Şey, akbilimi doldurmamış, İsmail bırakacak beni işe. Ben namazımı daha yeni kıldım, bu saatte nereye? Ya bu iş böyle anne. Laf atma beni, çıkmam lazım. Allah'a emanet ol kızım. Günaydın. Günaydın. Ömer Bey'in yeni hastasını sen misin? Evet, ben Defne. Memnun oldum. Ben de. Şükrü ben de. Ben sana anahtarları vereyim. Ömer Bey birazdan gelir. Gelir? Nereye gelir, nerede ki? Sen şimdi gir içeri. İçeride mutfak var. Kahvaltısını hazırlamaya başla istersen. Nasıl yapacağını biliyor musun? Evet, evet biliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İsmail. Ay, sağ ol. Thank you.
Mutfak mutfak değil, uzay üstü. Tamam Defne, ne yapacaktın? Bugün Perşembe. Önce yumurta mı? Hayır ya, kahve bugün. Perşembe önce kahve. Hayır abi. Nar. Nar mıydı ya? Günaydın. Beni asistan siz misiniz? Evet benim ama... siz... Ben ne? Çıplaksınız. Pardon, ben bir şey giyip geleyim. Bu kadar erken gelmeseydin keşke. Da sen bugün bunları yediğimi nereden biliyorsun? Şey, söylediler bana. Kim söyledi? Kim söyledi? Aslı mı? Aa evet evet, o. Eski asistanınız. Biraz çenesi düşük galiba. Suyunuz hazır Cemşe'de, çantada. Kahveniz de hazır. Bir de şey, kahvaltıyı da söylemiştim zaten. Keşke kendine de hazırlasaydın. Yok canım, çok da erken daha. Ben bu saatlerde kahvaltı falan edemem. İsterseniz şey, ben sizi arabada bekleyeyim. Olur, teşekkür ederim. Sen git, ben geliyorum. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey. Tanıştınız mı Defne Hanım'la? Tanıştık Ömer Bey. Anahtarınızı kendisine teslim ettim. Bende anahtar. İş yerimiz burası. Arkadaşlar sana genel bilgi konusunda yardımcı olurlar. Çok özür dilerim. Buraya adam gibi makine alınacak demiştim. Öğleden sonra geliyor Ömer Bey. Yarın katalog çekimi var. Öncesinde Koray'la görüşmek istiyorum. Konsept için Yasemin de gelsin. O kırmızı şamdanlardan da hala emin değilim. Suyum. Su.
Bugün kalıba gitmem lazım. Not al, zaman açalım. Bugün hiç zamanınız yok gibi görünüyor. Yarat, bugünü 26 saat yap. Peki. Ömer. Neredesin sen? Sabah çekim mekanına bakarız dememiş miydik? Öyle mi? Ne? Sabah buraya gelmeden yapmamız gereken bir şeyim vardı. Bilmiyorum. Ben de hiç öyle bir şey görünmüyor. Bu değişiklikler beni çıldırtıyor ama. Sinan nerede? Odama gelsin. Sen kal burada. Zaten daha ilk günden neyse. Ha, yani sen yaptın benimle ilgili bu son haberi. Ha, ağzına sağlık. Sinan Bey. Efendim? Efendim? Bana mı sesleniyor? Hayır. Yani evet. Bilmiyorum. Pardon, biz tanışıyor muyuz? Ben Ömer Bey'in yeni asistanı Defne. Aa, öyle mi? Evet. Ha, güzel. Şey aslında Sinan Bey, ben sizi şeyden tanıyorum. Dergilerden diyeceksin deme, çünkü çok da hoşuma giden bir şey değil. Ay yok canım, ben sizi Manu'dan tanıyorum. Ha, Manu'dan? Ha? Hayret, ben seni hiç görmedim. Ciddi olamazsınız. Anlamadım. Yok bir şey yok, ben böyle kendi kendime. Sen Manu'ya mı takılıyorsun? Manu'ya? Takılıyordum da şey oldu ya, çok bozdu orası, artık takılmıyorum. Hadi ya. Hı. Ne yapalım? Biz de yeni yerler keşfedeceğiz. Keşfederiz. Yani tabii siz kendi kendinize keşfedersiniz. Bana da haber verirsiniz öyle. Ömer odasında mı? Hayır. Ha, Ömer Bey, evet. Şey, yanında eğer Yasemin Hanım'sa böyle kırmızı şamdanlarla ilgili falan bir toplantıymış. Kırmızı şamdanlar çok önemli. Aa, merhaba, ben Vedat. IT Manager. Siz herhalde Ömer Bey'in yeni asistanısınız değil mi? Kolay gelsin, kolay gelsin. Hadi siz kaynaşın kızlar. Aa, siz Ömer Bey'in yeni asistanı olduğuna göre şey, bizim çılgın fotoğrafçı Koray'la Ömer Bey tartışmışlar, doğru mu? Bu konuyla ilgili konuşmamam gerekiyor galiba. Ya bak, Ömer Bey acayip ayrıntıcıdır. Koray da delinin teki zaten. Böyle zamanlarda sık sık kavga ederler. Daha doğrusu Ömer Bey diyeceğini der, Koray da arkasında sinir krizleri geçirir. Bu Sinan Bey ortak mı? Evet. İdari işlerden sorumludur daha çok. Yaratıcı kısım Ömer Bey. İşletme, pazarlama gibi işler de Sinan Bey'dedir. Yasemin Hanım? Konsept danışmanı o. 6 ay önce falan transfer oldu buraya. Ama iki ortağın da gözdesin. Hiç de bile. O Ömer Bey'e asılıyor. Sinan Bey de ona asılıyor. Sinan Bey biraz çapkındır. Sahi mi ya? Ay, hiç öyle görünmüyor yani. Çok harika biri gibi görünüyor. Çok da kibar. Kibar olmasına kibar tabii, evet. Ben kibarlığın hayatta çok önemli bir meziyet olduğunu inanıyorum. Yani sonuçta takdir edilmesi gereken bir şey. Ne kadar üzmeye güde olsan da öyle insanlara tepeden tepeden bakmaya, kötü davranmaya hakkın yok yani sonuçta. Hem ayrıca sıcak samimi bir insan olmak öyle seni daha aşağıda bir şey yapmaz. Sonuçta ne bileyim, daha çok saygı kazanırsın. En azından ben öyle düşünüyorum yani. Defne. Çıkıyoruz. İçimden acayip eğlenecekmişiz gibi bir his geçiyor. Sevil Berberi sever misin? Ne berberi? Sevil Berberi. Rossini. Sevil Berberi. Sen anlamazsın. Aa, evet evet, çok severim. Şey, Rossini. Alo. Merhaba Kezban teyzeciğim, nasılsın? Ay bana bak, bir salaklık etmiyorsun değil mi? Ay durduğum yerde içime bir titreme geldi. Ay dedim, bu kız kesin bir yerde keşkül etti bizim işi. İyiyiz Kezban teyzeciğim, sağ ol, ellerinden öpüyoruz. Anneannem, ne olsun işte, akşam baklava açtı. Göndereyim sana, yer misin? Ay salak mı ne? Anladım anladım, tamam ben ararım sonra seni. Üf, düzgün sür. Oldu. İyi günler. Öpüyorum ellerinden.
Defne, senin gelmene gerek yok. Peki. Tamam. Ya niye bana arabada bekle dedi şimdi? Bir şey mi alındı acaba? İlk günden bir şey mi yaptım ben? Yok canım, sanmıyorum. Burası kalıpçı Sadri'nin yeri. Ömer Bey buraya yalnız gelir. Ömer Bey'in çizimini yaptığı ayakkabıların ilk kalıbı burada yapılır. Tabii. 45 yıllık ustadır Sadri. İyi bulmuş o zaman Ömer Bey burayı. Zamanında Sadri'nin yanında çalışmış diyorlar. Ben de pek bilmiyorum ama bir rivayete göre Ömer Bey anne babasını kaybettikten sonra okula bırakıp burada işe girmiş. Dükkanın arkasında yatıp kalkıyormuş. Ne diyorsun ya? Ömer Bey de bizim gibi böyle çosuz takımdan mı yani? Yok ama o zaman nasıl Neriman yengesi bu kadar zengin ki? Ömer Bey'in ailesi epey varlıklıdır. Ailenin başında da Ömer Bey'in dedesi Hulusi Bey vardır. Ama Ömer Bey konuşmuyor onunla. Parayı pulu da reddetmiş diyorlar. Şirketi sıfırdan kurmuş. Ama belli yani yalnız biri oldu. Ay çok şükür benim ailem beni çok sever. Ben de onları çok severim. Öyle şahane insanlar, mükemmel insanlar değiller ama birbirimizi çok severiz. Aferin. Hayatta neyin önemli olduğunu bilen bir kız. Buralarda senin gibisine pek rastlanmıyor. Herkesin gözüne hırs bürümüş. Ya hadi başla bakalım. Tamam ustam. Hanımı da yolladım memlekete. Biraz şöyle rahatlasın, nefes alsın diye ama orası da yanıyordur şimdi ha. Ağustos'ta olanı evlendiriyoruz ya. Hemen döneyim, işin başına geçeyim istiyor tabii. Bir dakika, Burak'ın mı düğünü var? Evet. Benim niye haberim yok? Oğlum geçen geldiğinde söyledim ya, nasıl haberim yok ya? O zaman düğün benden. Senin şimdi dünya masrafın vardır. Yapma canım, olur mu eşya Allah aşkına? Yakışık alır mı? Yapma Ömer. Ya ustacığım niye olmuyor? Burak benim kardeşim sayılır. Bilmiyorum. Bak, düğünü, beyaz eşyası falan bana söylesinler. Başka bir şeye gerek yok. Ben hallederim. Ya olur mu öyle şey? Yapma Allah aşkına ya. Hayır, yok, hayatta olmaz. Ya usta, onca yaptığından sonra bana bu mutluluğu çok görme be. Ya sen ne güzel insansın be yavrum. Kalmadı yavrum senin gibi insanlar artık. Şimdi hanım bir duysun, havalara uçacak ha sevinçten. Ellerinden öperim. Yalnız geldiğinde bana bir pazı sarma yapsın Allah aşkına. İstediğin pazı sarma olsun be yavrum. Ben hemen telefon ederim, yapar yollar bile buraya. Sen hiç merak etme. Oh tamam. Senin işler nasıl gidiyor bakalım? İyi ustacığım, güzel. Yengen hala tepende mi? Hem de nasıl? Bana bak, sen doğrusunu yapıyorsun yavrum. Hiç kafana takma, sen doğru bildiğin yoldasın. Ne demiş büyüklerimiz? Sevmeden yapılan evlilik, inanmadan yapılan ibadet kadar çirkin, kötü bir şeydir demiş. Sen bak yavrum işine. Hadi göreyim bakayım şu getirdiklerini, bir göreyim. Girelim artık şu işe de, yoksa sen bize duman edeceksin. Nasıl? Beğendin mi? İyi. Hem de çok iyi. İki tip yapıyoruz, 7 ve 12. He? Evet ustacığım. Canım benim, inanılmazsın ya. Ayakkabımı çıkarabilir miyim? Vallahi kokmaz. Çıkar canım, sorun değil. Çıkar. Vallahi sabahtan beri ayaklarım koptu. Gözümün üstünde yürüyorum sanki. Ya kadınlar bütün gün bu ayakkabılarla nasıl ayakta duruyorlar hiç anlamıyorum. Bizim markayı giyseydin. Bazen hediye ediyorlar, ben de hanıma götürüyorum. Dediğine göre çok rahatmış. Ya ben öyle yalakalık olmasın diye bilerek giymedim şirket ayakkabısını. Bu ayaklarım koktu ya. Ben öyle şey olsun diye ayaklarımı şey yapmıştım da. Hemen giyiyorum. ...38'leri şuraya koy. Düşme. Getir onları da. 42 kolu olması lazım. Nerede? Yavaş. Ver ya. Kızım koş. Ya 4 tane yavaş içine 41 istiyorum. Sinan 41 diyor. Aklınız nerede canım? Koş koş. Ne oluyor ya? Düşmüyor muyuz biz? Yarınki katalog çekimine hazırlanıyoruz. Kızlarımın yarısını elemişsin.
Dün tamam demiştin. Tamam demedim, bakalım dedim. Yabancı manken istemiyorum. Neden? Vallahi dil bilmiyorlar diye galiba, böyle boş bakıyorlar. Bakışlar, bakışlar. Yani ayakkabı pazarlıyoruz ama en çok bakışlar önemli, öyle mi? Evet, bakışlar önemli. Yoksa cansız manken kullanırdık Yasemin. Bu yeni asistan kız nasıl? Defne mi? Bilmem, daha yeni başladı. Nerede çalışıyormuş? Nereden bulmuşlar? Yasemin'cim, onu Sinan'a soracaksın. Biliyorsun, işletme kısmına karışmıyorum. Biliyorum canım. Sen bize çıldırtma kısmına karışıyorsun. Deli. Ne yapıyorsun sen burada? Ömer Bey'in programını hazırlıyorum. Yarın çok yoğun bir gün. Tamam, çık artık. Bu saate kadar bu ne iş Azmi? Tamam, bitti zaten. Ben o zaman bir Ömer Bey'i görüneyim, çıkayım. Gelebilir miyim? Gel. Ömer Bey, çıkmadan isterseniz size yarının programını bir anlatayım. Ya da şey mi, yarın sabah mı anlatayım kafanız yorgunsa falan? Anlat, dinliyorum. Şimdi yarın erken çıkacağınızı farz ettim. Şükrü abi, yani şoförünüz Şükrü Bey her sabah gider dedi. O yüzden dönüşünüzü bugünkü gibi 7.45 olarak aldım. Kürek çekmeye gidiyorum. Efendim? Sabah 5.30'da kürek çekmeye gidiyorum. Şükrü'nden sabah gider dediği yer o. Sonra biliyorsun zaten, eve dönüyorum. Ha, anladım. Zaten ben de yanlış bir şey düşünmemiştim. Tabii niye düşüneyim ki sonuçta, yani merak edecek bir şey yok tabii, değil mi? Yani. Neyse, sustum. Ömer Bey, ben eve kadar size eşlik edeyim mi yoksa çıkayım mı? Sen çıkabilirsin. Ben biraz daha çalışacağım. Ömer Bey. Ben size şey soracaktım. Sor. Şey. Hani biz sizinle daha önce Ömer. Bana bir akşam yemeği borcum var. Artık hiçbir yere kaçamazsın. Seni Bülent'in mahzenine götüreceğim. Ben şey yapayım, çıkayım ben o zaman. Kahretsin ya. Koptu, koptu. Ayağım koptu. Allah. Allah, koptu. Ayağım koptu. Oo, Defno. Bu ne hal ya? Ay, sorma Iso. Metrobüste bunlarla ayakta durmak ne kadar zor biliyor musun sen? Az kalsın böyle lobut gibi ortaya düşüyordum. Poşet olmuş ama güzel. Ha şey ya, kirlenmesinler diye. Ay zaten bundan sonra giderken yanımda kendi ayakkabılarımı da götüreceğim. Çıkışta falan giyerim. Ay şuradan şuraya gelene kadar her yer toz toprak. Her gün böyle düğün kılığında mı gideceksin canım? Sen benim iş yerimi görsen hiç böyle konuşmazsın. Ayrıca şu vizyonu bir geliştir ya. Bu düğün kılığı değil. Gündüz şıklığı. Böyle mi oluyormuş? Böyle oluyormuş. İso. Oğlum ne hayatlar var ya. Kapıdan içeri bir girsen var ya aklın hayalin durur. Bir de bir tane kadın var Yasemin diye. Yemin ediyorum insan değil. Herhalde benim onun gibi görünmem için falan sabah 4'te kalkıp hazırlanmam lazım. Ay neyse ya İso. Hadi ben bir kaçayım. Kendimi bir eve atayım da artık.
Tamam. Oldu. Allah koptu koptu, ayağım koptu. Zarif bir salon adamı dans etmeyi bilmeli. Hadi gel, dans et benimle. Söz ver bana, dünyanın en güzel kızıyla birlikte olacaksın. Bir prensesle. Anneciğim, dünyanın en güzel kızı sensin. İçime sinmeyen bir şeyler var. Gittin parayı buldun. Sonra bu iş, bu kılıklar, bu kıyafetler, bu saçlar, bir şeyler. Bana bak, bana bak. Abuk subuk bir şey yaparsan vallahi gebertirim. Ya anneanne. Gebertirim. Ay anneanne aşk olsun, ben öyle bir şey yapar mıyım ya? Gebertirim dedim. Ay anneanne onu az önce söyledin zaten. Abla, abla. Bak ne güzel oldum. Ay ablacığım çıkar onları, onlar benim kıyafetlerimde. Çıkar çıkar, ayakkabıları çıkar çabuk. Çıkar. Çabuk aldığın yere götür, koy. Fırla. Ya nasıl senin değil? Olmasın zaten de. Sen şimdi anlat bakayım bana tam olarak nedir bu asistanlık işi? Ya kim kime böyle kıyafetler bağışlıyormuş? Söyle bakayım. Şimdi anneanne böyle presentable dedikleri bir olay var. Yani onun için böyle... Ben baktım, ben baktım. Kimmiş? Şey, yengemiş anneanne. Kimmiş adam? Nasılmış? Yakışıklı mı? Anlatsana. Kız sessiz ol, geç içeri. Gel biz balkona çıkalım. Anneanne biz bahçedeyiz. Bize laf ebeliği yapıyor. Ya sen yemin mi ettin beni çatlatmaya? Anlatacak mısın artık? Kız bir dur, anlatacağım. Beklemedin iki dakika. Adam çok yakışıklı yani, dehşet yakışıklı. Hani böyle Allah Kadir gecesi yaratmış derler ya. Tam olarak o. Ya çok ürkütücü. Ha bir de ben bunu önceden tanıyormuşum. Yani tanıyorum. Biraz karışık. Ay ya niye böyle oluyor ya? Yavrum dur bakalım, karalar bağlama hemen. Düzelecek her şey. Hem yakışıklı diyorsun. Ay beyaz atlı prensin olur belki. Ay çok suratsız. Sen asıl bombayı, prensi bilmiyorsun. Sinan Bey oranın ortağıymış. Hangi Sinan? Bizim restorana gelen. Risotto Sinan. Evet. Sabah bir anda pat diye karşıma çıktı. Yemin ediyorum heyecanlandı. Elim ayağım titredi, bayılacaktım az kalsın. Hadi be. Kız. Kader olmasın bu? Ay yok ya, hiç aklına öyle şeyler getirme. Zaten o Neriman Hanım'ın anlattığı evlilik, aşk, başka falan onlar hep hayal yani, ben sana söyleyeyim. Ya, olmaz o iş. Ya, çünkü senin benim gibi insanlar değil bunlar ya, çok başkalar. Adamı tanıyorum dedim ya. Esas adam. Ay evet. Ama galiba o beni tanımadı ya. Ay soracaktım da soramadım bir türlü. Zaten böyle başka bir gezegende yaşıyormuş gibi, evini falan bir görsen. Ay Defne aklımı sıçratma benim. Tek tek anlat şunu. Şimdi sen sabah çıktın. Evet. Gittin. Gittim. Sonra? İşte tam içeri girdim. Sabaha kadar. Bek, 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 bek. Hadi yatağa. Ay anneanne tamam. Yatıyoruz şimdi. Sen yat. Birazdan ben de yatıyorum. Hadi diyorum. Neyse artık sonra anlatırım. Hadi. Çatlayacağım. Vallahi çatlayacağım ya. Aramadın. Nasıl geçti? Neler oldu? Oraya geliyorum. Adam gibi anlat. Aşağıdayım, gel. Kadın manyak mıdır nedir ya gece gece? Hey Allah'ım, başımıza dert aldık ya. Of. İyi akşamlar. Gel 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 gel. Anlat, ne oldu? O ne yaptı? Sen ne yaptın? Bir pot falan kırmadın inşallah. Telefonun melodisi dikkatini çekti mi? Söyledim mi Rosti'ni diye? Kızım anlatsana. Ay nefes alın, bir virgül koyun, bir şey yapın. Neriman Hanım çok hızlı konuşuyorsunuz. İyi tamam tamam, hadi anlat. Anlatacak çok öyle bir şey yok aslında. Yani işte bütün gün telefonlarla görüştü. Toplantıya girdi, toplantıdan çıktı. Gerçekten çok yoğun çalışıyor. Evet evet, o çok yoğundur öyle. Sana nasıl davrandı, onu anlat.
Yani öyle pek yüzüme bakmadı. Hani özel bir ilgi, bir şey. Ama ofisteki herkes öyle davranıyor zaten. Bir de bir Yasemin Hanım var bizim ofiste. Ay pis. Ay Yasemin dedim, bak yine gözüm seyirmeye başladı sinirden. Ay yok, aslında bayağı hoş bir hanım. De onunla biraz yakınlar. Ne demek yakınlar kızım, ne demek yakınlar? Sen yakın olacaksın Ömer'le. Bunun için hazırlamadım mı ben seni? Tabii de herhalde ben öyle çok girişken olamadım. Olacaksın. Bana bak, çat diye bankaya paranı yatırdım. Sen de bana söz verdin. Bu işin altından kalkacaksın, anladın mı? Yarından itibaren her fırsatı değerlendireceksin. Nereye bakarsa böyle böyle karşısında seni görecek, anladın mı? Anladım, tamam. Böyle adamın ağzının içine gireceksin. Bak, erkekler öyle bir şeyi kendi kendilerine görüp beğenmezler. İlle gözlerinin içine sokman lazım, anladın mı? Ay tamam, sokacağım. İyi, tamam. Yani gireceğim. Ömer Bey'in gözüne tamam, gireceğim. Tamam. Beni de sürekli arayacaksın. Bak, saat başı rapor istiyorum ona göre. Tamam mı? Tamam. Heh, hadi. Ben nasıl bir işe bulaştım ya? Ne bu? Kahvaltı. Çiçek koymuşsun. Ha evet. Evinizde hiç çiçek yok. Hayvan falan da yok. Biraz çiçek alsak çok iyi olur. Sulayacak vaktim de yok. Sabahları ben sularım. Öyle acayip bir şey söylemiyorum ki. Hem biraz çiçek size de iyi gelir. Eviniz çok güzel güneş alıyor. Ne bileyim, bizim evde çok fidan var. Size de getirebilirim. Çıkalım mı artık? Kahvaltı? Etmeyeceğim, sağ ol. Peki toplayayım ben o zaman. Yok, temizlikçi gelecek, sen zahmet etme. Peki. Buzdolabınız tam takır, akşam yiyecek hiçbir şeyiniz yok. Şükrü Bey'in işi geliyor. O lazım oldukça bir şeyler alır. Sen dert etme, hadi çıkalım artık. Ha tamam o zaman, işte liste yapmamı ister misiniz? Pazarda çok güzel pazı gördüm, pazı alsın. Pazı mı? Evet. Pazı sever misiniz? Ben çok güzel pazı sarması yaparım. Tabii Şükrü Bey'in eşi gibi çok güzel yapamam. Sonuçta ben buraya yemek yapmaya gelmedim tabii ama. Sen... Çıkalım artık. Peki. Ben size bir şey soracaktım. Yani bunu sormam lazım. Tabii çok büyük bir tesadüf de olabilir ama... Biz sizinle daha önce... tanıştık. Acaba siz beni hatırladınız mı?